Bu videoyu beğenir ve kanala abone olursanız haftanın geri kalanında çok şanslı olacaksınız. Vücudumuzun görünüşünden asla memnun olmayız. Hepimiz ya daha küçük ya da daha büyük görünmek isteriz. Ve istediğimizi başarmanın tüm olası yollarını öğrenmeye çalışırız. İşte doyumsuzlukları sebebiyle sınırı aşan 10 vücut geliştiricisi. Andreas Munzer. İnsanlar daha büyük görünmek ve diğer vücut geliştiricilerin saygısını kazanmak için steroid alırlar. Fakat bunu başarmanın tek yolu steroid değil. Vücut geliştiriciler arasında kasları görünür kılmak için içenin vücudunu sudan arındıran ve onu tamamen kurutan diüretik kullanımı yaygındır. Bu tür ilaçlar cilt ve vücut düzeyindeki dokuları küçültür. Erkekleri deve çevirir ve anatomilerini belirginleştirir. Andreas Munzer de bu taktiği uyguladı. Ancak vücut yağını sıfıra indirerek bir adım daha ileri gitti. Bu daha önce hiç görülmemiş şekilde kaslarla sonuçlandı. Vücut kütlesi birçok yarışmayı kazanmasına yardımcı olsa da düşüşü hızlı oldu. Sürekli tehlikeli kimyasallar alması ve sağlıksız beslenmesi nedeniyle organları iflas etmeye başladı. Daha sonra şiddetli mide ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Ardından gelen çoklu organ yetmezliği ve nihai ölüm oldu. Daha da üzücü olan normal boyutunun iki katı şişmiş kalbiydi. Sally McNeil. Sally McNeil pek de ödüllü bir vücut geliştiricisi değildi. En büyük başarısı deniz kuvvetlerinde hizmet verirken birkaç silahlı kuvvetler fizik şampiyonasını kazanmaktı. Steroid kullanmasına rağmen hiç madalya kazanmadı ama steroidin olağan yan etkilerinden de kurtulamadı. Bu yan etkiler onda öyle şiddetli baş gösterdi ki 1995 yılının sevgililer gününde bir vücut geliştirmeci olan kocasını vurarak öldürdü. Duruşması sırasında avukatı onun aile için şiddet mağduru olduğunu ve kocasını nefsi müdafaa için öldürdüğünü savundu. Rahmetli kocasının avukatları daha güçlü kanıtlara sahipti. Yargıca Sally'nin önceki evliliğinden bu yana saldırganlık ve şiddetli patlamalar yaşadığını kanıtladılar. Masum insanlara, bir polis memuruna ve bir seyirciye saldırdığını kanıtlarıyla gösterdiler. Testler vücudunda steroid olduğunu gösterdi. Tüm bunlar üzerine kasıtsız adam öldürmeden 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Chad kardeşler. Egzersiz ve uyuşturucu nasıl harmanlamaya çalışırsanız çalışın asla birlikte iyi bir sonuç doğurmazlar. Her zaman vücut üzerinde olumsuz etkileri olacak bir etkileşim olacaktır. Chad kardeşler New York'taki bir spor salonunda egzersiz bisikletinden düştü. Buna verdikleri tepki büyük bir öfkeyle tüm ekipmanı kırıp parçalamak oldu. Hatta diğer müşterilere saldıracak kadar ileri gittiler. Polis olay yerine geldiğinde ikisini de şok tabancasıyla vurdu. Bir polis birini kelepçelemeye başlayınca kardeşlerden biri polise karşılık verdi. Kavga uzayınca iki kez daha şoklandılar. Olaya müdahale eden diğer 6 polis sayesinde gözaltına alındılar. Hastaneye kaldırıldıklarında vücutlarında fensiklidin ve steroid bulundu. Greg Valentino. Greg Valentino, vücut geliştirme camiasında en büyük kollu erkek rekorunu elinde tutmasıyla ünlüydü. Çoğu profesyonel sporcunun aksine tüm vücudunu şişirmeye çalışmamış, sadece kollarına odaklanmıştı. Doğal yollardan egzersiz yapan kollarını büyütmeyi başarsa da tatmin olmadı, daha fazlasını istiyordu. Kollarının 68,5 cm gibi devasa bir boyuta ulaşmasını sağlayan steroidler ve testosteron almaya başladı. Kollarının boyutunun bu kadar hızlı artması onu heyecanlandırmıştı. Böylece devam etmek için motive oldu. Valentino, steroid enjekte ederken çoğu zaman iğneleri sterilize etmeyi ihmal etmiyordu. Bu ihmal kollarında apse oluşmasına neden oldu. Profesyonel tıbbi tedavi görmek yerine bu problemi kendisi tedavi etmeye kalktı. Kendini tedavi etmekte herhangi bir başarı elde edemeyince hastaneye gitti. Doktor apseyi temizlemek için kollarını yardı. Neyse ki pazı üzerinde büyük bir yara iziyle bu felaketten kurtuldu. Dean Warmby. Dean Warmby hayatının çoğunu steroid alarak geçiren bir İngiliz vücut geliştiricisiydi. 108 kilodan fazla kasıyla etkileyici bir fiziği vardı. Kararlarının kötü sonuçlarının baş göstermesi uzun sürmedi. Önce karaciğer kanseri olduğunu öğrendi. 2010 yılında karaciğer tümörü teşhisi kondu ve 2015 yılında öldüğünde bir kas canavarından yatalak bir dövüşçüye dönüşmüştü. Ölümünden sonra yapılan soruşturmada sağlığını etkileyen en büyük suçlunun steroidler ve irik almak için aldığı diğer ilaçlar olduğu ortaya çıktı. Kız arkadaşı Charlotte basına kasları inanılmaz derecede büyük olduğu için onun steroid kullandığından şüphelendiğini ancak evlendikten sonra ilaç kullanmayı bıraktığını iddia ettiğini söyledi. Hastalandığında steroid almayı bırakmış ve sağlığına kavuşmak için doğal yöntemlere başvurmuştu. Önceden günde yaklaşık 200 doğal ilaç alıyordu. Bu doğal ilaçları karaciğeri hasar görmeden bıraksaydı işe yarayabilirdi.
Romário dos Santos Alves. Romário dos Santos Alves'i bir vücut geliştiricisi olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak aslında hiçbir şeyi kendisi geliştirmedi. Zamanını ağırlık kaldırmaya ve protein içeceklerine adamadı. Kaslarını yapay olarak büyüten özel bir yağ olan Centaur kullandı. Büyük kasları olan bağımlılığı sağlığını kaybetmesine neden oldu. Alves'in bağımlılığı yağlardaki toksinler böbreğini riske attığı için acı çekmesine neden oldu fakat buna rağmen normal iğneler kaslarına giremeyecek duruma gelene kadar kendi kendine yağ enjekte etmeye devam etti. Vazgeçmek yerine veteriner iğneleri satın alıp devam etti. Sonunda kasları çok sertleşti ve ağrı dayanılamayacak hale geldi. Doktorlar geriye kalan tek seçeneğin kollarının kesilmesi olacağı konusunda onu uyardı. Neyse ki geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmadan bu bağımlılıktan kurtuldu. Ruben Arzu. Colton, Kaliforniya'da polis, Ruben Arzu adındaki 136 kiloluk vücut geliştiriciyi tutukladı. Onu çıplak otururken bulduklarında steroidlerin ve diğer ilaçların etkisi altında olduğunu söylediler. Arzu katıldığı bir partiden eve yeni dönmüştü ama eve gitmek yerine bir çiftin verandasında oturdu. Çift onun için endişelendi ve polisi aramaya çalıştı. Ama yardım etmek istedikleri adam onlara saldırdı. Bu süreçte ağır yaralandılar. Adam dayak nedeniyle ağır kafa travması geçirirken kadın yüzünden yaralanmıştı. Olay yerine gelen polis Arzu'yu zapt etmek için 4 kez şok tabancası ve 4 kelepçe kullandı. Arzu tutuklandı ve adam öldürmeye teşebbüsten yargılandı. Mustafa İsmail. Mustafa İsmail, Greg Valentino gibi sadece kollarına odaklanan Mısırlı bir vücut geliştiricidir. Yeni bir dünya rekoru kırmaya hevesliydi ve bunu başardığı için şanslıydı. Puzzle'ları yaklaşık 78 santim ile tüm zamanların en büyüğü oldu. Soruşturma sırasında bu büyüklüğe ulaşmak için yapay yöntemler kullandığı görüldü. Hile yaptığı için rekoru Guinness Rekorlar kitabından kaldırıldı. Puzzle'larını yapay olarak arttıran sentetik yağlar kullandığı düşünülüyor. Bu gerçeği inkar etse de bunu yapmış olma ihtimali çok yüksek. Greg Kovacs. Greg Kovacs olağanüstü boyutlarda profesyonel bir vücut geliştiricisiydi. 1.82'den uzundu. Yarışma sezonlarında 150, aralarda 180 kiloydu. Kolları 63 santim, göğsü 177 santim ve bacakları 88 santim idi. Haziran 1997'de Flex dergisinin kapağında yer aldı. Bu listedeki çoğu insan gibi o da hormonlar, steroidler ve kilo almasına yardımcı olan diğer şeyleri kullanma konusunda uzmandı. Rakiplerini eziyor, onları çocuk gibi gösteriyordu. Yarışmaları kazanmak onun için çok kolaydı. Trevor Smith gibi yüksek dozda ilaçlar ve fazla kilolarla sağlığını mahvetti. 2013 yılında 44 yaşında kalp krizinden öldü. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın.